Videolarda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelemesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Pathfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Pathfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Streamr, bu videodan bir sonraki videonun konusu da Osmosis projesi olacak. Hemen Streamr'a gelelim. Benim bu videoyu hazırladığım esnada Streamr projesi yaklaşık 640. sırada ve yine yaklaşık 30 milyon dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Web sitesindeki slogan bize diyor ki büyük slogan, gerçek zamanlı veriyle Web3'ü birleştiriyoruz diyor. Hemen bu büyük sloganın altında da küçük bir açıklamamız var. Birçoklarından birçoklarına veri aktarma hatları oluşturup ağ analizleri ve anlık mesajlaşma olanağı sağlayan merkeziyetsiz ve ölçeklendirilebilir bir protokolüz diyor Streamr olarak. Aslında burada sadece slogandan projenin ne olduğunu anlamak oldukça zor. Kendine ait bir blockchain'i var mı, token mı, nasıl bir hizmet veriyor? Bu birazcık anlaşılması kompleks projelerden bir tanesi. Kendisine ait bir blockchain'i yok fakat blockchain'e benzeyen merkeziyetsiz bir protokolü var. Bu sayede veri aktarımı ile alakalı bir iş yapmaya çalışıyor. Kendine ait bir token'ı var. Bu token temel olarak Ethereum üzerinde bazı diğer blockchain'lere de sıçramış. Az sonra detaylı bir şekilde anlamaya çalışacağız. Hemen kaynak kontrolüyle devam edelim. CoinGecko bize 1 milyar kadar toplam kaynak, 2 milyar kadar maksimum kaynak, sirkülasyon kaynağında 767 milyon gibi söylemiş. Az önce konuştuğumuz üzere Streamr kendisine ait bir blockchain'e benzeyen protokolü olmasına rağmen kendine ait bir blockchain'i yok. O blockchain üzerinde kendi coin'i yok. Ethereum üzerinde token olarak çıkmış. Daha sonra ihtiyaç doğrultusunda bazı diğer blockchain'lerde de token'lar basılmış. Bu diğer blockchain'lerdeki token'lar sadece Polygon'daki 100 milyonlara kadar ulaşmış. Diğer blockchain'lerdekiler göz ardı edilebilecek kadar düşük. Polygon'dakinin 100 milyonlara kadar ulaşmış olmasının sebebi de proje Ethereum ağının yanı sıra Polygon ağını da destekleyecek şekilde bir altyapı kurmaya çalışıyor. Fakat bu Polygon üzerinde basılan 100 milyon da Ethereum üzerindeki kaynağın üzerine ilave edilecek bir kaynak değil. Birbirine geçiş sağlayabilecek şekilde ayarlanmış. Yani bir katakulle yok. Biz sadece Ethereum üzerindeki tokenları kontrol ederek kaynak dağılımını kontrol edebiliriz. Burada sadece bilmesi gereken bir şey var. Az sonra incelemeyi yaparken denk geleceğiz zaten. Streamr'ın toplam kaynağı eskiden daha düşükmüş. Maksimum kaynak olarak da bu daha düşük kaynak ayarlanmış. Fakat projenin ihtiyaçları doğrultusunda bu maksimum 2 milyara getirilmiş. Ve şu anda da 1 milyarlarda toplam kaynak var. Ethereum tarayıcısına geldiğimiz zaman burada 1 milyar toplam kaynağı onaylayabiliyoruz. Holders'a geldiğimiz zaman da dağılımı görebiliyoruz. Şimdi 2 milyar toplam kaynak dokümantasyonların detaylarında yazıyor. Bu 1 milyar toplam kaynak ufak ufak arttırılarak 2 milyara kadar getirilecek. Yani buradaki toplam kaynak ve maksimum kaynak bilgilerimiz doğru. Sirkülasyon kaynağını hesaplamak için de Ethereum'daki holders kısmındaki cüzdanları yeni sekmelerde açarak hangisi ne kadar hareket etmiş, hangi cüzdanda ne kadar var, bunları doğru analiz etmeye çalışarak belli bir miktarı sirkülasyonda varsayabiliriz göreceli olarak. Benim videoda önce yaptığım çalışmaya göre yaklaşık 650 milyon tanesi sirkülasyonda varsayılabilir. Yani şu anki toplam kaynağa göre %65'lik bir sirkülasyon kaynağı miktarımız mevcut. Grafiğe geldiğimiz zaman 1,5 yıldır CoinGecko'da olduğunu görüyoruz. Proje yaklaşık 2017'lerde başlamış, yani 5 yıl kadar önce başlamış. Ama CoinGecko'daki grafik 1,5 yıllık konsolidasyonu tamamlamaya başlamış bir grafik. Bu maksimum kaynak 2 milyar olmasaydı çoktan hani 1,5 yılda çok tok bir noktaya gelmiş derdik. 165'lerde olan bir sirkülasyon ve 1,5 yıllık grafikle. Fakat maksimum kaynağımız 2 milyarlarda olduğu için o tokluk dönemine giriş yapmaya başlamış diyebileceğimiz projelerden bir tanesi. Borsalara geldiğimiz zaman Binance başta olmak üzere hacmi büyük bazı borsalarda listelendiğini görüyoruz ve bunların birçoğunun yeşil yandığını görüyoruz. Borsa sayısı birazcık az gibi gelse bile size 634. sırada olan bir projeye göre oldukça iyi. Hele ki Binance'te olup da 634. sıralarda olan bir proje GEM projemi, yani GEM projemi diye bir değerlendirmek gerekiyor. Detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta, grafimizdeki riskimiz orta düşük, borsalardaki riskimiz yok denecek kadar az ama yine de çok çok küçük bir riskimiz var. GitHub'la devam ediyoruz. GitHub'da 116 tane paylaşım olduğunu görüyoruz ve bunlardan 100 tanesi yaklaşık direkt olarak projeyle alakalı. Çok az kopya var, fork var. Burada bayağı bir orijinal çalışma var ve bunlardan yaklaşık 15 tanesi de düzenli olarak güncelleniyor. Girip inceleyebilirsiniz. GitHub'daki istatistiğimiz yıldızlı peki. Neden? Çünkü proje 634. sırada
Ama GitHub'daki istatistiği böyle ilk yüzdeki, ilk 200'deki projeler gibi. Twitter'a geldiğimiz zaman 95K takipçi olduğunu görüyoruz. 95K takipçi yine 634. sırada olan bir proje için oldukça iyi bir istatistik ve projeyle alakalı düzenli paylaşımların yapıldığını, ciddi paylaşımların yapıldığını görebiliriz. Hem GitHub hem Twitter'a baktığımız zaman projede tasarımın devam ettiğini görebiliyoruz. Şimdi tekrar web sitesine girip detaylarına girmeden projenin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Sayfayı birazcık aşağı çektiğimiz zaman karşımıza böyle bir animasyon geliyor. Bu animasyona bağlı olarak biz anlamaya çalışalım projeyi. Şimdi öncelikle Ethereum üzerinde bir token olduğumuz için buraya Ethereum'u koyuyorum ve buraya da Polygon'u koyuyorum. Çünkü Polygon üzerine de sıçramaya başladık. Peki Streamr dediğimiz platform nedir, ne iş yapar? Onu anlamaya çalışacağız. Burada da Streamr'ımız olsun. Ethereum, Polygon ve burada da Streamr'ın kendisi. STRMR diyelim. Ethereum biliyorsunuz Polygon Ethereum üzerinde bir katman 2 blockchain olduğu için birbirleriyle etkileşim halindeler. Ethereum Layer 1, Polygon'da Layer 2 Streamr. Ethereum üzerinde bir token olarak çıkmış zamanında ve şu anda kendi ağındaki işlemlerin hepsinin kopyasını Ethereum'un üzerine koymasa dahi token hareketleri ve alışverişleri Ethereum üzerinde yapıyor. Fakat yakın geçmişte tabi Ethereum'un hız, komisyon ve dağılım problemleri devam ettiği için, gelişim süreci devam ettiği için bir Layer 2 seçmişler, Polygon'u seçmişler, onun üzerinde de token oluşturulmuş ve yavaş yavaş ona da entegre olunmaya başlanmış. Peki nedir bu Streamr? Nasıl bu merkeziyetsiz ağı oluşturuyor? Bu veri aktarımı konusu nedir? Anlamaya çalışalım. Şimdi sağ tarafta veriyi oluşturan kişimiz olsun. Bu kişi olmak zorunda değil. Bu bir araba bile olabilir. Yani nesnelediği interneti konusu da var bu projede. Bu bir bisiklet de olabilir. Az sonra zaten göreceğiz, elektrikli bisiklet ve elektrikli arabalarla alakalı bazı çalışmalar da var. Ama bu bir kişi de olabilir. Buradan verinin girişi sağlanıyor Streamr ağına. Bu taraftan da çıkışı sağlanıyor. Bu çıkışı da yine ihtiyacı olan kişiler kullanıyorlar. Bu ihtiyacı olan kişiler belli başlı verilere ihtiyaç duyuyorlar ve bu verileri kullanarak uygulama oluşturabiliyorlar veya hiç uygulama oluşturmuyorlar. Sadece analiz yapıyorlar. Bu ihtiyaca göre değişir. Fakat burada sloganda Web3'ü destekliyoruz dediği kısım bu kişilerin de yine uygulama oluşturmasından bahsediyor. Örneğin X bir blockchain'de. Bu Ethereum veya Polygon olmak zorunda değil. X bir blockchain üzerinde diyelim ki bu kişi bir Web3 uygulaması yapacak. Bir smart contract yerleştirdi. Bu smart contract'a bağlı bir ön yüz yerleştirdi. Ve bu şekilde bir Web3 uygulaması oluşturdu. Bu Web3 uygulamasının içerisine gelecek verileri smart contract'a girecek gerçek dünyadan alınacak verileri sokmak istiyorsa bu kişi Streamr platformunu kullanarak buradan nesnelerin internetinden veya kişilerin verdiği verilerin Streamr ağı sayesinde kendisine kazanç elde edip bunları götürüp smart kontraktın içerisine yerleştirebilir. Bu sayede burada yapılmış olan Web3 uygulaması da bu smart kontraktan veri okuyacağı için ve merkeziyetsiz bir yerde güvende tutacağı için Streamr dolaylı yoldan Web3'e ciddi bir destek sağlamış oluyor. Burada anlaşılması gereken en önemli konu. Streamr'ın yaptığı iş en çok Chainlink'in yaptığı işe benziyor ama çalışma sistemlerinde, altyapısında, kurulan modelde çok ciddi farklılıklar var. Burada Chainlink'e benziyor dememin tek sebebi yine Chainlink'le gerçek dünyadan verileri güvenli bir şekilde merkeziyetsiz ortama yani blockchain'lere taşıyan bir yapı olduğu için yaptıkları iş birbirine benziyor. Burada Streamr'ın çok çok önemli bir özelliği var bilinmesi gereken. Streamr'da veriler depolanmıyor. Chainlink'te de temel olarak depolanmıyor ama Chainlink'te depolanma noktasına daha çabuk ulaşıyor. Chainlink'te Streamr'da Arweave gibi değerlendirilmemeli, Filecoin gibi değerlendirilmemeli. Bu projeler dış dünyadan sadece anlık veri getirip doğru yerlere aktaran projeler. Streamr bu işi yaparken şu şekilde yapıyor. Kendi ağın içerisinde yine nodlar var. Blockchain olmamasına rağmen madencilik yapan diyelim. Yani aslında verilerin aktarılmasını sağlanan şifreli bir şekilde makinelerin çalışarak verilerin aktarılmasını ve güvende tutulmasını sağlayan nodlarımız var. Bu nodlar aslında kendi içinde bir sürü kategoriye ayrılıyor. Ben şimdi burada o kategorilere girmeyeceğim ki çok karışık olmasın. Az sonra sitenin üzerinden geçerken hızlı bir şekilde sadece göreceğiz. Ben burada
3 tane ana kategoriye ayıracağım sadece. Birincisi dışarıdan gelen verileri alanlar. İkincisi bu verileri aktaranlar. Üçüncüsü bu verileri dışarıya gönderenler. Bu şekilde varsayabiliriz. Fakat bu ağın işlemlerini yaparken bu kategoriler bu şekilde ayrılmıyor. Önemli not. Kendi içlerinde farklı isimlerle ayrılıyorlar ve dağılıyorlar. Kolay anlamak için ben sadece şimdilik bu şekilde anlatıyorum. Burada aslında olay ana verinin dışarıdan gelişini tetikleyecek bir sponsor mekanizması. Bu sponsorların mekanizmayı tetikleyebilmesi için gelecek verinin hangi veri olduğu, neden geleceği ve bunu kimlerin kullanabileceği ile ilgili önemli bağlantılar sayesinde ana hatlar kuruluyor. O yüzden içi oldukça kompleks. Bilmemiz gereken şey veri dışarıdan alınıyor, aktarılıyor ve dışarıya tekrar çıkartılıyor. Burada dışarıya çıkartan kişi de getirip blockchain içerisinde smart kontratlara gömerek Web3 uygulamaları yazabiliyor. Peki burada token'ın yani streamer projesinin kendi token olan data token'ının rolü nedir? Data bir kere öncelikle demokrasi yani governance'da kullanılıyor. Ağın ilerleyişi, projenin ilerleyişi ile ilgili teklifler ve oylar verilebiliyor data token'la. Aynı zamanda burada veri üreten kişiler de alanlar, aktaranlar, dışa çevirenler bunların her biri yaptıkları hizmet karşılığında data token kazanıyorlar. Burada veriyi alıp kullanan kişiler de data token ödüyorlar. Buradaki sponsorlar da bu iş süreç başlamadan önce ilk adımı atarken belli bir data token'dan yatırım yapıyorlar. Ve bu iş başladıktan sonra senkron çalışıp oturduktan sonra bu data token'la yaptıkları yatırımlarını kazançlı bir şekilde geri alıyorlar belirli periyotlar içerisinde. Oldukça kompleks bir yapı ama burada en net bilinmesi gereken şey veri dışarıdan sürekli olarak geliyor, depolanmıyor ve buradan Web3 altyapısına blockchain'lere anlık geçiyor. Bu da sadece ihtiyaç olduğu zamanlarda gerçekleşiyor. Yani birileri gerçekten bu veriye ihtiyaç duyuyorsa ve o sırada bu sistem aktifse. Onun dışında aslında sistemin sürekli olarak çalışması mecbur değil. Burada verinin de saklanma konusuyla alakalı burada müşteri diyeceğimiz kişi karar verebiliyor. Şöyle bir seçenek var. Dışarıdan gelen veri hiçbir şekilde depolanmadan buraya gidiyor ama ben kendimi güvende hissettiğim benim toplayacağım veri en azından bu ağ içerisinde bir aylık saklanma süresine sahip olsun diye bir seçenek de var. Ama bu sonsuz yapılamıyor, yıllarca yapılamıyor. Er ya da geç ağın üzerinden bu veri siliniyor ki bu ağ çok hızlı bir şekilde çalışmaya devam edebilsin. Temel olarak streamer projesi bu şekilde. Bu streamer projesi az sonra sitede göreceğiz. Benim anlattığım bu kompleks yapı daha da basitleşip çalışır hale gelmeye çalışıyor. 5 yıldır zaten bunun üzerinde uğraşan bir ekip var ve şu anda nesnelerin internetinden yani verilerinden kaynaklanarak belli başlı ağlar ufak ufak oturtulmaya başlanmış. Sitenin üzerinden şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Bu arkada gördüğümüz noktalar gerçek noktalar. Şu anda bu ağın madenciliğini yani işlemlerini, madenciliğini demeyelim, yapan noktalar oraya koyulmuş. Şimdi sloganın hemen altında Explore the Network var. Buna bastığımız zaman zaten ilk olarak ağın dağılımını görüyoruz. Madenci noktaları gördüğümüz bir sayfa geliyor. Bunu Helium'da benzer bir yapı görmüştük. Bildiğiniz üzere bunlar ağda madencilik yapıyorlar ama hem Helium'daki gibi değil hem de klasik blockchain'deki gibi değil. Bunlar sadece veri aktarımı servisini veren madenciler. Bunu yapmak da oldukça basit. Neden? Çünkü buradaki altyapı bir blockchain'e bağlı değil. Peer to peer yani bireyden bireye veri aktarım protokolü olduğu için çok hafif yapılar bunlar. Veriyi de barındırmadıkları için siz bile isterseniz dokümantasyona girip iyice kurcalayıp çok basit bir şekilde bunları aktif hale getirebilirsiniz. Bunları aktif hale getirdiğiniz zaman bunlar 24 saat çok aktif bir şekilde çalışıp da size çok fazla token kazandırmıyorlar. Ama herhangi bir noktayı aktif hale getirebilmek için belli bir miktarda da data token stake etmeniz gerekiyor. Aslında siz hem ağı çalıştırmış oluyorsunuz hem de stake yapmış oluyorsunuz. Stake'inizin gelirini kazanıyorsunuz. Ağ aktif olduğu zaman, hizmet verdiğiniz zaman onunla alakalı da ufak ekstra gelirler elde edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere baya bir nokta burada mevcut. Hemen altında yanında run a node var. Siz bir nokta yani madenci çalıştırmak istiyorsanız nasıl yapacağınızı anlatan
dokümantasyondaki detaylı sayfaya ulaşıyoruz. İnternetten bakarsanız YouTube'da bununla alakalı bir sürü veri var. Hiç o dokümantasyonları okumanıza gerek yok. Biraz aşağı indiğimiz zaman burada özel bir grafikle yapmışlar. Az önce gördük. Buradaki noktalar da gerçek. Yani Explorer'ın üzerindeki noktalar neredeyse orada da orada. Güzel yapmışlar onu. Ekosistemin altında gördüğünüz üzere burada bir sürü hani tanıdık isim var. Tabii bu tanıdık isimler bu projenin üzerinde oluşturulmuş diye bir şey yok burada. Web3 ekosisteminde biz Ethereum altyapısında çalışıyoruz, Polygon altyapısında çalışıyoruz diyor fare ile. Bunların üzerine geldiğiniz zaman her bir buradaki projeyle alakalarının ne olduğunu anlatan bir metin çıkıyor. Bu oldukça güzel. Burada gördüğünüz üzere blockchain'ler var. Arweave altyapısında kullanıyor, Chainlink altyapısında kullanıyor. Bunlarla da birleşik hizmetler oluşturmuş durumda Streamr. Biraz aşağı indiğimiz zaman Streamr'ın direkt üzerinde oluşturulan uygulamaları da burada görebiliyorsunuz. Örnek vermek gerekirse bir tanesine girelim, Redstone'a girelim. Mesela bu da Redstone kendi web sitesini oluşturmuş, kendi verdiği hizmeti aslında Streamr'ın hizmetini anlatacak şekilde anlatmış. Biz diyor dış dünyadan veriyi getiriyoruz, uygun gördüğünüz blockchain'lere güvenilir bir şekilde yerleştiriyoruz diyor. Aslında Redstone kendisini Streamr'ın üzerine yerleştirmiş ve bu sayede o hizmeti verebiliyor ve Streamr üzerinden kazanç elde ediyor. Bu şekilde Streamr'ın üzerinde oluşturulmuş gördüğünüz üzere 8 ana yapı var. Biraz aşağı geldiğimiz zaman kurumlar ve dağlarla olan ilişkisini de görüyoruz. Her birine fareyle üzerine gelip metinlerini okuyabilirsiniz. Aynı zamanda girişimcilik alanında da burada bir sürü firmayla partnerlik yapılmış. Başta Bosch olmak üzere. Buradaki girişimcilik alanı dediği Streamr altyapısını kullanarak bu firmalarla partnerlik yapılıp yeni bazı özgün uygulamalar geliştirilmeye çalışıyor. Bazı örneklerini göreceğiz daha sonra. Aynı zamanda bu hizmetlerdeki partnerler olarak koymuşlar. Certik gibi yapılar da var. Blockchain piyasasında bildiğimiz bazı partnerleri de mevcut. Şimdi tekrar ekosistemin birazcık aşağısına inersek bir intro videosu görüyoruz. Videoyu izlemenize hiç gerek yok. Kısa ve aslında çok iyi anlatamayan bir video. YouTube'da araştırırsanız çok daha iyi anlatan videolar olduğunu görebileceksiniz. Sizin Web3 yığınınızı yani yaptığınız çalışmaları güçlendirmek için gerçek zamanlı iletişimi kullanın diyor. Yani Streamr'ı kullanın. Uygulamalarınızı geliştirin. Çünkü Streamr hızlı, ölçeklendirilebilir, güvenlidir. Herhangi bir sunucuya bağlı değildir. DDoS atakları yemez. Hiçbir zaman downtime yaşamaz. Peer-to-peer altyapısını kullanır. Ve aynı zamanda bu sistemi kullanırken değer kazanabilirsiniz. Yani monetize dediği şey de token üzerinden kazanç sağlayabilirsiniz. Bunların açıklamaları var. Biraz aşağı indiğimiz zaman siz de kendi Streamr noktanızı çalıştırın diyor. Siz de veri sağlayabiliyorsunuz. Ve nodlarınızı çalıştırarak kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve bunu yapabilmek için çok basit bazı temel kodları kullanarak yapmanız mümkün. Gördüğünüz üzere JavaScript adı altında WebSocket, HTTP ve MQTT yani birçok aslında yan ürünle, yan yazılım altyapısıyla kullanabiliyoruz. Neden? Çünkü kendine ait bir blockchain olmadığı için, peer-to-peer bir yapı olduğu için WebSocket, HTTP gibi bu piyasada, yazılım piyasasında, internet piyasasında bilinen yapıların çok basit versiyonlarını kullanarak işlem yapılabiliyor. Oldukça güçlü. Dokümantasyonu görmek için buraya bir buton koymuşlar. Sağlam bir dokümantasyonumuz var. Hatta bu sağlam dokümantasyonumuz şu anda yetmemiş. Proje gelişmeye devam ettiği için yeni bir dokümantasyon oluşturulmuş. Onun burada linki var. Tıkladığımız zaman bu yeni dokümantasyonun kategorilerine giriyoruz. Herhangi bir kategoriyi tıklarsanız detaylı ve bu projeye yakışır yeni bir dokümantasyonun hazırlanmış olduğunu görebilirsiniz. Yakın zamanda tamamen o aktif olacak. Biraz aşağıda text tag diyor. Aslında Streamr projesinin bir layer hızı zero yani sıfır katmanı protokolü olduğunu söylüyor. Burada anlatmak istediği şey aslında yine Streamr'ın bir blockchain değil. Direkt olarak gerçek dünya verilerini kullanan bir protokol olduğunu. Bu sayede birinci el veri kullanıldığı için katman 0-1 yapı olduğunu ve bu sayede katman 1 blockchain'ler, katman 2 ve diğer yapılara doğru verinin sağlandığını ve ödemelerin aktarılabildiğini anlatıyor bize. Biraz aşağı indiğimiz zaman şu anki streamleri görebileceğiniz bir örnek yer koyulmuş buraya. Aslında bunlar böyle çok aktif kullanılan şeyler değil. Göreceğiz. Aa, müthiş şeyler sunuyor bize. Ama tam anlamıyla şu anda süper aktif kullanılmıyor. Tasarım süreci de devam ediyor. Buraya bir iki tane örnek koymuş. Mesela örneklerden bir tanesine bakalım. Finlandiya'da Helsinki bölgesindeki bir GPS lokasyon verisini sürekli paylaşan bir noktamız var burada. Tıkladığınız zaman detaylarını görmek için
MetaMask'ta giriş yapın diyor. Hadi yapalım. En son Ethereum ağındaydık. Görelim burayı. Tekrar yenileyelim. Evet, geldi. Gördüğünüz üzere şu anda anlık bir GPS lokasyon verisi paylaşılıyor. Milisaniyeler hızında tıkır 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 dökülüyor. Bunu kullanmak isteyen birileri varsa kullanabiliyorlar. Hatta burada veriyi gördük. Sağ tarafında da tarayıcının üzerinde bunu görebiliyoruz. Tıkladığımız zaman az önce bir sürü nokta vardı hatırladığınız üzere. Oradan sadece iki tane nokta var. Verinin çıkış noktası burası. Finlandiya'nın güneyinde gördüğünüz üzere. Burada Almanya'da da şu anda kullanılıyor. Fakat şu anda bu noktaların bütün işlemlerini tıkır tıkır takip edemiyoruz. Çünkü proje hala tasarım aşamasında bazı ufak tefek eksikleri var. Burada noktaları tıkladığımız zaman şu sol tarafta istatistiklerin tamamının çıkması lazım. Ama sadece belli başlı istatistikler çıkıyor. Saniyelik verileri göremiyoruz. Ama burada ağın çalışmasında örnek olan iki tane şu an canlı var. İki tanesi de aktiflikten düşmüş. Şu anda canlı değil. Bunları inceleyebiliyoruz. Dediğim gibi tam anlamıyla projede hala her şey çalışmıyor. 5 yılın sonunda gelen noktada belli bir altyapı oturtulmuş. Bazı örnek çalışan şeyler var. Ama az sonra roadmap'te göreceğiz. 2023'ün ortasından sonra tamamının çalışacağı söyleniyor. Biraz daha aşağı indiğimiz zaman burada 4 tane ana yapı olduğunu görüyoruz. Data Unions diye bir yapımız var. Bu aslında bir grup olarak bir araya gelip bir uygulama geliştirdiğinizi düşünün. Bu uygulamanın da belli başlı gerçek hayat verilerine ihtiyaç duyduğunu ve bu gerçek hayat verileriyle birlikte blockchain'e bağlanıp çalışan bir Web3 uygulaması olduğunu düşünün. Siz bu uygulamayı geliştiriyorsunuz ve dolaylı yoldan diyorsunuz ki benim streamer projesi üzerinde şu şu verilere ihtiyacım var. Benim uygulamam bu şekilde çalışıyor diyorsunuz. Ve sonra birileri gelip o verileri size sağlayarak kazanç elde edebiliyor. Kompleks bir yapı. Anlatırken bile karışık oluyor. Data Unions'ı tıklarsanız sayfayı biraz aşağıya getirirseniz burada bunun nasıl çalıştığını anlatan bir temel veri var burada. Söylediğim gibi Data Union kısmı şurası. Smart Contract temelli uygulama geliştiriliyor. Ve burada da üyeler o veriyi getiriyorlar. Ve burada da bunun pazar alanı var. Verileri satın almak isteyen kişiler de bu verileri buradan satın alabiliyorlar. Bu modeller geliştirilmeye devam ediyor. Burada tam burada gösterildiği gibi her şey tıkır tıkır tabii ki çalışmıyor. Burada esneklikler oluyor. Bunlar tasarım kısmı. Pratik hale döndüğünde bu tasarımdan biliyorsunuz değişiklikler olabiliyor. Buradaki pazar alanını da burada görebiliyoruz. Açtığımız zaman pazar alanı şu anda aktif bazı belli başlı şeyler var burada. Çok fazla henüz uygulama yok. Sadece hani ücretsiz olan bazı örnekler var. Altlarında yazıyor, free yazıyor mesela. Ethereum 2.0'ın yakımlarının haberleri mesela. Siz cüzdanınıza giriş yaptıktan sonra buraya subscribe derseniz buraya üye olmuş oluyorsunuz. Ve burada yayın yapıldığı zaman yani bu veriler gönderildiği zaman takip edebilir hale geliyorsunuz. Bu şu anda ücretsiz olanlardan bir tanesi. Ama arada bakarsanız bazıları ücretli. Bakın mesela burada bir veri ağı var. Burada bu veri ağını kullanabilmeniz için Polygon üzerinde kullanılıyormuş ve saatliği 4 data token gerektiriyormuş. Bu şekilde satın almalarda yapıp verileri kullanabiliyorsunuz. Tabii siz oluşturmadınız, bu ihtiyacı başkaları oluşturdu, buraya yerleşti. Ama siz de isterseniz dahil olabiliyorsunuz. Çalışan bir pazar alanımız şu anda mevcut. Çekirdek bir uygulamamız var. Core Application diye. Burada yine cüzdanınızla giriş yaptıktan sonra kendi oluşturduğunuz streamleri yani veri yayınlarını, ürünleri, data union'larınızı yani uygulamalara bağlı altyapılarınızı, üyeliklerinizi yani sizin üye olup da veri çektiğiniz şeyleri ve genel olarak ağdaki bu sistemlerdeki transaction'ları görebileceğiniz bir yer var. Buradaki transaction'lara baktığınız zaman gördüğünüz üzere en son ödeme 9 ay önce yapılmış. 400 data token üzerinden ondan önce de işte 1 yıl kadar önce yapılmış. Ağın aslında burada çok yoğun kullanılmadığını görebiliyoruz. Ama burada gördüğümüz veri ağdaki bütün verileri göremiyoruz. Böyle de bir eksiğimiz var. Aslında bunun dışında bazı işlemlerde ağda mevcut. Bunu da açık bırakalım. Network Explorer'a geldiğimiz zaman az önce gördüğümüz tarayıcıyı görüyoruz. Noktaların olduğu tarayıcı bu. Buna zaten değindik. O yüzden sayfayı biraz daha aşağı çekebiliriz. Start Building'e bastığımız zaman dokümantasyona gidiyoruz. Kendimiz de uygulama yapabiliyoruz. Biraz aşağı indiğimiz zaman ağda işletici olan noktalardan birini oluşturmak istiyorsak yine dokümantasyona giderek detaylarını öğrenebiliyoruz. Yine bir hibe programları var.
Fakat tabii ki bu projenin hibe programı diğer projelere göre birazcık daha farklı. Direkt blockchain'lerin üzerinde uygulama yaparak oluşturduğunu alabildiğimiz hibeler gibi değil de streamer altyapısını kullanarak veri sağlayıcı olmak veya işte sponsor olup birilerinin veri sağlayıcısı olmasını sağlamak veya data unique olup uygulama geliştirip veri sağlayıcılarını aktif hale getirecek bir altyapı oluşturmak, çok fazla seçenek var burada. Sizin aklınıza ne gelirse artık. Çünkü aşağıdaki formada biraz özetini yazmanız gerekiyor ki anlasınlar. Başvurunuzu yapabiliyorsunuz. Böyle de bir hibe programı mevcut. Biraz aşağı indiğimiz zaman burada projenin üzerinde geliştirilen en önemli projeleri görüyoruz. Bunlar oldukça önemli. Mesela Fave Motors diye bir yapı var. Buna bir değinelim, sitesini açalım. Diğerlerinin sitelerini açsak mı? Onda bir tane daha açalım. Burada diğerlerini açmayalım. Burada deniz ürünlerinin takip edebilme sistemiyle alakalı veri çekimi ve Web3 uygulamaları yapılmasıyla ilgili bir altyapı var. Burada Türk bir ekip zamanında 2019'da yine streamer altyapısını kullanarak Swash isminde bir uygulama yazmış. Onunla alakalı bir bilgi var. Önemli bu aslında. Tıkladığınızda detaylarını görüyorsunuz. Direkt uygulamayı göremiyorsunuz. Ama belli başlı açıklamalar var. Biz yine bu iki tanesini tıklayalım. Sitesine girelim. Bir tanesi elektrikli araçların etrafından topladığı verilerin streamer sayesinde blockchain'lere aktarılması ve birbirleri arasında da kullanılabilmesi. Ve bununla ilgili altyapı gördüğünüz üzere oluşturulmuş ve bunlar gerçek. Yani şu anda ön çalışmaları, testleri yapılıyor. Bütün modeller oturtulmuş. Oldukça kompleks ve zor işler bunlar. Ama altyapılar oturtulmuş ve üzerine koyulmaya devam ediliyor. Benim işte en çok ilgimi çeken konulardan bir tanesi de bu Pave oldu bu projenin üzerinde. Burada da elektrikli bisikletlerle alakalı. Bu elektrikli bisiklet mesela Pave'i internette araştırırsanız zaten hali hazırda olan bir şey. Zaten hali hazırda uygulaması da var, telefon uygulaması da var ve bu bisikletler aktif. Bu bisikletlerin uygulamalarının üzerinden verilerin doğru bir şekilde çekilerek, streamer ağ kullanarak blockchain'lere aktarılması ve bu uygulamanın bu sayede geliştirilebilmesi, takip edilebilmesi, enerji kullanımının efektif hale getirilebilmesi, kullanıcıların NFT altyapısıyla hangi bisikletlere sahip oldukları, ne zaman kullandıklarının hepsinin verilerinin tutulabilmesi ve bunun da yapılmasının nasıl olduğunu anlatan modeli de burada basit bir şekilde karşımıza koymuşlar. Burada zaten gerçek ofis fotoğraflarını falan da koymuşlar. Sahte bir iş değil yani. Dediğim gibi internetten araştırırsanız gerçekten Pave diye bir firma var. Ve bisikletler çalışıyor. YouTube'da da zaten bir sürü videosu var. Beni heyecanlandıran şeylerden biri bu Pave Motors oldu. Sesimde duymasanız bile. Bu beni birazcık heyecanlandırdı. Token'la ilgili bilgilerin olduğu bölgeye gidiyoruz. Biraz işin aşağı indiğimizde zaten fiyat geçişinin grafiğini buraya koymuşlar. Tokenomics'i görmek için buraya bir link de koymuşlar. Tıkladığımızda bunun detaylarını görebiliyoruz. Aşağıya doğru indiğimiz zaman toplam kaynak, maksimum kaynak, bizim az önce onayladığımız CoinGecko'daki verilerin aynılarının burada olduğunu da görebiliyoruz. Kontraktı da buradan tıklayıp görebiliyoruz. Bir migration yaşanmış, geçiş süreci yaşanmış. Başka bir token kontrakt varmış, yenisine geçilmiş. Ve token'ın kullanım alanları ile alakalı burada da bilgileri görüyorsunuz. Brokerlar, yani madenci noktalar, data kazanabiliyorlar. Sponsorlar data yatırıp sonra kazanabiliyorlar. Delegator'lar stake ederek data kazanabiliyorlar. Bounty'ler yine smart kontratların üzerinde sponsorlar aracılığıyla data yine kazanılabiliyor. Uygulamalar üzerinde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda ana stake havuzları da var. Buradaki her şey şu anda tam anlamıyla aktif değil. Broker'lar birazcık aktif. Sponsorlar birazcık gizli olarak aktif. Bounty'ler birazcık gizli olarak aktif, sponsor bounty birlikte çalışıyor. Uygulamalar daha yeni yeni aktif hale geliyor. Buradaki delegatorlarla stake pool'lar önümüzdeki aylarda tam anlamıyla aktif olacak. Bütün işte burada da satın alabileceğiniz, kullanabileceğiniz yerler var token'la alakalı. Şimdi sayfayı biraz aşağı indirdiğiniz zaman FAQ kısmına geliyoruz. Streamer ağı nedir? Hangi problemi çözer? Nereden başlayacağım? Kim oluşturuyor bu projeyi? Aşağıda takım kısmı olduğu için burada çok üzerinde durmayacağız şimdi. Son haberleri nereden öğrenebilirim? Burada da sosyal medya linkleri var. Buradaki FAQ kısmını bence A'dan Z'ye okuyun. Projeyle ilgiliyseniz mutlaka okumanız lazım. İlgili değilseniz bile bence bu projenin FAQ kısmı okunmalı. Önemli projelerden bir tanesi bence. Biraz aşağı indiğimiz zaman blog paylaşımlarını görüyoruz. Herhangi bir tanesini açmak gerekiyor ki blog web sitesine ulaşılabilsin. Blog paylaşımlarının düzenli olarak devam ettiğini görebilirsiniz. Geçtiğimiz aylara bakarsanız kısa bir ara verilmiş. Böyle bir 2 aylık kadar bir ara verilmiş. Ayı piyasasının başlangıç dönemlerinde. Ama onun dışında sürekli olarak paylaşımlar devam etmiş. Şimdi
En aşağı geldik. Sitedeki linkten üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. A'da overview'a bastık zaten. Staking kısmına bastığımızda bize aslında bir staking sayfasına yönlendirmiyor. Bunun nasıl yapıldığını anlatılan bir dokümantasyona geliyor. Şu anki staking için A'da bir nokta çalıştırıyor olmak gerekiyor. Onunla birlikte staking yapılıyor. Ama önümüzdeki aylarda bu durumda ufak tefek değişiklikler olacak. Explore'a bastığımızda tarayıcıya gidiyoruz, az önce zaten gördük. Data token'ın detaylarına baktık, dokümantasyona, bloga baktık, hibelere baktık, ekosisteme baktık. Burada bizim için önemli olan bir roadmap'imiz var. Yol haritamıza geldiğimiz zaman 2023'ün Q1'inde, çeyrek 1'inde ve çeyrek 2'sinde önemli şeyler olduğunu görüyoruz. Yine çeyrek 1'inde ağı geliştirmek, bir hub oluşturmak ve şifreleme sistemlerinin geliştirilmesi, komisyonların da düşmesi gibi doneler var. Fakat Q2'de Tatum adı altında çok ciddi gelişmeler var. Burada staking sisteminin tam anlamıyla çalışır hale gelmesi, tarayıcıya baktığımız zaman tüm verileri doğru düzgün görüyor olmamız, sponsorluk sisteminin tam anlamıyla çalışır hale gelmesi, datanın tokenomics'inde anlatılan ve şu anda aktif olmayan bütün detayların aktif olması ve Streamer 1.0'ın yayınlanması. O yüzden ikinci çeyrekte 2023'te bu projede ciddi haberler çıkma ihtimali var. Roadmap'te biz bunu görebiliyoruz. White paper'ları tıklamıyorum. Takıma basmamız lazım. Takımda kamera karşısına geçen Henry isimli kurucumuz var. Tek başına kurmamış ama ön kurucu diyebiliriz kendisine. Eğer YouTube'a girip de kendisinin ismini yazarsanız uzak geçmişte, projenin ilk çıktığı dönemlerde 5 yıl önce, 4 yıl önce, 3 yıl önce kamera karşısına çıkıp da projeyi detaylı bir şekilde anlattığını görebilirsiniz. Ön yüzümüz var. Bunun dışında burada ürün kısmında bir sürü isim var. Ekosistem ve marketing kısmında bir sürü isim var. Business development kısmında bir sürü isim var. Operasyonlar kısmında bir sürü isim var. Buradaki isimlerden %90'ı doğru ve büyük bir kısmını projenin YouTube kanalında görebiliyoruz. Sayfayı en aşağı çektiğimizde şurada bir YouTube linki var. Tıklayıp yeni bir sekmede açtığımız zaman şuradan tekrar gelelim ana kişiye. Evet Henry. YouTube sitesine, sayfasına girdiğimiz zaman gördüğünüz üzere takımdaki birçok kişinin konuyla alakalı detaylı videolarını görebiliyoruz. Dikkat etmemiz gereken şey, geçtiğimiz yıl oldukça aktiflermiş. Ayı piyasası girdiğinde ufak aralar verilmiş. Ama son birkaç aydır yine ufak ufak aktif olmaya başlamışlar kamera karşısında. Bu da bizim için önemli verilerden bir tanesi. Karşımızda kim olduğunu bildiğimiz bir takım var. Design Assets'e bastığınızda şirket bilgileriyle logolara ulaşıyoruz. Uygulamaların altında Core, Marketplace ve Data Units'i zaten yukarıda tıkladık. Kontaktın altındaki her link e-mail, bunları tıklamıyoruz ve Legal'ın altında da zaten gizlilik ve kullanım şartları gibi bilgiler yazıyor. Ekibe de baktık, web sitesinin üzerinden de geçtik. Şimdi tekrar CoinGecko sayfasına geçip projeyi değerlendirmeye çalışalım. Tabii ki önce eksileriyle başlıyoruz yine. Kaynak dağılımımızda geçtiğimiz dönemde kaynağımız, maksimum kaynağımız 2 milyar değilmiş. Maksimum kaynağımız 1 milyar civarlarındaymış. Tabii A'da oylama yapılmış ve bu oylamanın sonunda maksimum kaynağın 2 milyara kadar çekilip belirli aralıklarla toplam kaynağın artırılması gerektiği kararına varılmış. Benim bu YouTube kanalında incelediğim projelerin birçoğunda toplam kaynak sabit olsa bile projenin kendi yapısına göre bu tip şeylerin olma ihtimalinin olduğunu hep söylüyorum zaten. Ama burada edepli davranılmış. Toplam kaynak direkt hemen 1.2 milyarlara falan ulaşmamış. Edepli bir durum var ama burada ufak bir muallakımız var. Küçük bir eksi olarak projenin üzerinde kalmış durumda. Çünkü bu projeyi bizden önce takip eden kişiler bu toplam kaynağın, maksimum kaynağın artışından rahatsız olmuşlardır. İkinci eksimiz, projenin yaptığı iş yine inanılmaz zor olan işlerden bir tanesi. Dış dünyadan veriyi doğru bir şekilde alıp hacklenmeden bu ağ üzerinde, tarayıcıyı tekrar açalım buradan. Açık dursun şurada. Evet. Hacklenmeden buradaki noktaların hiçbiri blockchain madencisi değil. Burada da bir kendine ait şifreleme sistemi var ama burada peer to peer bir ağ var, bireyden bireye. Yani dış dünyadan veri getiren kişi tam anlamıyla ana ekibin kontrolünde olmadığı için Chainlink'te mesela tamamen ana ekibin kontrolünde gidiyor her şey. Dış dünyadan gelen verinin yanlış olma ihtimali çok düşük. Burada dış dünyadan gelen verinin yanlış olma ihtimali de var. Ve bu sebepten ötürü Streamer'ın altına aslında bir güven protokolü de kurulmuş durumda. Dış dünyadan veri getiren kişiler, getiren yapılar, nesneler de olabilir, bireyler de olabilir, kurumlar da olabilir. Belirli bir süre getirdikten sonra, güven oyu aldıktan sonra
ağdaki prestijleri artıyor. Bu şekilde çok kompleks yapılar var. Bu yapılması gerçekten çok çok zor bir iş. Bu sistemin oturması, tam anlamıyla çalışır hale gelmesi, bizlerin hayatına dokunur noktaya kadar gelmesi yine yıllar sürecek işlerden bir tanesi. Burada çok metanetli olup, çok güçlü olup ana ekibin işin peşini bırakmadan devam etmesi lazım. Burada tabii ekonomik etkiler de çok büyük rol oynuyor. O yüzden bunları ben zorluklar olarak, zorluklar bütün olarak değerlendiriyorum. Bunu küçük bir eksi olarak yine değerlendirebiliriz. Şimdi projedeki bu zorluk kısmı ve 5 yıl geçmiş olmasına rağmen tam anlamıyla çalışan uygulamalar olmaması eksi olarak değerlendirilebilir. Artılarına gelecek olursak tam anlamıyla çalışan uygulamalar olmamasına rağmen tam anlamıyla çalışan uygulamaların olması için gerekli altyapı kurulmuş. Tarayıcımız var. Bu tarayıcılar tıklanabiliyor. Detayları belli bir yere kadar görülebiliyor. Pazar alanı aktif hale getirebilmiş. Buradaki bütün takip edebilme ve dışarıdan veri getirebilmenin aktif olması an meselesi. Ve bunu roadmap'te bize ikinci çeyrekte yapacaklarını söylüyorlar. Hadi ikinci çeyrekte yapamasınlar. Üçüncü, dördüncü çeyrekte olsun. Hadi 2024'te kalsın. Yine de bunu başarırlarsa bu müthiş bir iş. Bu yüzden bence projenin kendi konsepti bir kere büyük bir artı. Şimdi Chainlink de bu işi yapıyor dedik ama Chainlink hem devleşmiş bir durumda hem de dev firmalarla anlaşmış bir durumda, çok ciddi sponsorları olan ve daha merkezi bir yapısı olan bir proje. Streamer projesi aslında tam anlamıyla çalışsa, bütün söylediği doneler tam anlamıyla çalışsa Chainlink'ten daha da iyi bir noktaya gelebilecek bir proje. Potansiyeli çok büyük ve ekibin kim olduğu belli. Ekip ciddi bir ekip. YouTube'da düzenli olarak paylaşımları var. Takip edebilirsiniz. Projenin ne olduğunu anlatan en iyi videoda buradaki paylaşımlardan birinci olan. Bilginiz olsun, ona da dönüp bakabilirsiniz. Aradaki paylaşımların hepsi, ben hepsine baktım buradan. Tıkladıklarım görünmüyor. Dine bakmayın. Başka YouTube'dan da bakıyorum. Hepsine baktım. Aradaki paylaşımların hepsi de ciddi paylaşımlar. Gerçekten bu işi yapmak için canlarını dişlerine takmışlar, uğraşıyorlar yani. Bu sebepten ötürü ben projede çok sayıda artı gördüm. Ekibin kim olduğu belli, YouTube kanalı belli, roadmap'i düzgün, şimdiye kadar yaptıkları çalışma belli bir noktaya gelmiş ve artılarına bunların dışında anlaşmış oldukları bu Pave Motors başta olmak üzere bazı firmalar ve altyapı çalışmaları da eklendiğinde şöyle düşünün, Pave Motors'un zaten kendi altyapısı tıkır tıkır çalışıyor. Streamer'la yaptığı anlaşmanın da bütün detayları tam anlamıyla çalışır hale geldikten sonra bence ciddi bir popülarite kazanabilir proje. Şu anda 634. sırada Binance'te olmasına rağmen market cap'i 30 milyon dolarlarda olan bir gem proje olabilir bu. Bunlar beni birazcık böyle ufak da olsa heyecanlandırdı. Son incelemelerini yaptığımız projelerde biliyorsunuz çoğu zaman artık benzer şeyleri tekrar eder durumdayız. Bu onun dışında bir konsept ve sıralamada düşük bir noktada ve çok ciddi bir GitHub hareketliliği var. Ekibin de dediğim gibi kim olduğu belli, kamera karşısına çıkıyorlar. Bu sebepten ötürü artıları çok fazla olan bir proje benim gözümde. Peki önümüzdeki süreçte şu anki bu artış trendi devam ederse, tamamen bir boğaya dönerse projeden fiyat olarak ne bekleriz? Bir kere proje çok şiddetli bir şekilde sıçrama yapar. Bu sıçramanın hemen ardından yeni tokenlar biliyorsunuz üretildiği için piyasaya girecek belli bir token miktarı var. Satış baskısı yaşatacak. Bir de proje şimdiki dönemine gelene kadar çok popüler olmamış bir proje. Bu çok popüler olmadığı haliyle çok fazla kişi madenciliğini yapmış bu projenin. Ciddi anlamlarda stake'ler yapmışlar ve madencilikler yapılmış. Bu sebepten dolayı belli başlı cüzdanlarda büyük miktarlarda token'lar var. Bunu tarayıcıya girdiğimizde tam anlamıyla görmesek bile böyle bir şey mevcut. Bu da bir satış baskısı oluşturacak. O yüzden bu şiddetli sıçramanın ardından şiddetli bir düşüş olacaktır. Sert bir şekilde boğanın devam ettiğini düşünürsek şiddetli sıçrama, şiddetli düşüş, şiddetli sıçrama, şiddetli düşüş. Fakat bu 3 defa yaptıktan sonra 3.'deki düşüş şiddetli olacağını düşünmüyorum. Hemen ardından sert bir ayı piyasası gelirse, kademeli sert düşüşler yaşanırsa da tekrar bu çıkış yaptığı noktaya kadar fiyatın düşeceğini pek zannetmiyorum. Bunu olmasını sağlayabilecek İki tane şey var. Birincisi projenin çok ciddi bir hack yemesi. Hiç beklenmedik bir şey bu. Söyleyeyim. Kolay kolay hack yiyecek bir proje değil altyapısı. Ama yine de yiyebilir. Böyle bir ihtimal düşürebilir. Ve bunun dışında bir de şuradaki toplam kaynak maksimum kaynak ilişkisinde saçma bir hareket yapılırsa,
Hiç beklenmedik. Bunu yapacaklarını hiç zannetmiyorum. Ana ekibi bayağı detaylı araştırdım. Ancak bunlar olursa tekrar çıkış yaptığı fiyata bence düşer. Yoksa düşmez. Peki ayı piyasası devam ederse 6 ay boyunca şu anda bu aya dönmezsek ne olur? Projeden yumuşak trendli bir düşüş beklerim ben. Sert bir düşüş beklemem ben bu projeden. Yumuşak bir şekilde düşüş trendi devam eder. Bu yumuşak düşüş trendi devam ederken partnerlik yaptıkları o firmalarla ilgili bazı önemli gelişmeler olduğunda açıklamalar olursa özellikle 2023'ün ikinci çeyreğinde bu aktif edecekleri sistemi de aktif etmeyi başarırlarsa bu yumuşak düşüş trendinin arasında bazı ara sıçramalar bile yaşanabilir ki bu sıçramalar trendi yataya da çekebilir. Bu proje böyle potansiyellere sahip bir proje sıralama olarak bana sorarsanız bu projenin 634. sırada olması düşük. Bence şu anda bile 100 ila 300 arasında olması gerekiyor. İkinci çeyrekte yapacağını iddia ettiği şeyleri yaparsa da 100 ila 200 arasında olması gerekiyor bence projenin. Bütün bu anlatılanlar doğrultusunda projenin zaten 10x'i şu anda görünüyor. Benim gözümde gerçekten bu projede 10x görünüyor. Anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildi. Umarım her şey yolunda gider piyasayla alakalı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.